Bugün Aksano Mancorna teknesindeyiz. Denizin tam ortasındayız. Aksano Mehmet'le, yaşayan son süngerciyle size bir balık kokoreç hazırlayacağız. Evet. Yanına da bir gemici peksimeti salatası patlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Haydi bire koca deryalara. Bekler bizi koca deryalar. Bodrum'un en güzel koylarından birindeyiz. Karaada'da demirledik. Şimdi balık kokoreç anlatacağım size. Bu tarifin en önemli püf noktası böyle güzel, yağlı, beyaz etli bir balık kullanmak. O da granyöz. Diğer püf noktası ise balık kokoreçi o böyle kıtırtısını verecek bir kalamar kullanmak. Şimdi bu kalamarla granyöz balığımızı ufak ufak küçük küçük doğrayacağız. Bununla tarifimize başlıyoruz. Kalamarı aldım. Şerit şerit doğruyorum önce. Bunlar Ege'nin yerli kalamarları. Her yerini kullanabilirsiniz. Bacaklarını bile kullanabilirsiniz. Şimdi küçük küçük doğruyorum. Şimdi de granyöz balığını. O da derisi alınmış bir şekilde böyle filete olarak geldi, kılçıksız. Bunu da gene hem şerit şerit kesiyorum, sonra da küçük küçük doğrayacağım. Balıklarımızı da doğradım. Porsiyon olarak yaklaşık bir kalamar, bir tane de büyük boy granyöz balığı yaklaşık 4 kişi için gayet yeterli. Balık kokoreçin içine koyacağımız malzemeler ise bir adet soğan. İster kırmızı ister normal kuru soğan kullanın. Çok küçük doğruyorsunuz. Birer tane kırmızı biber ve yeşil Charleston biberi de çok küçük doğradım. Bir tane de domates doğrayacağım. Ama bununla ilgili bir püf noktası paylaşacağız. Çünkü domatesin o en güzel, en lezzetli sulu yerlerini bu tarif için aslında kullanmayacağız. Çünkü fazla sulandırıyor. Ama onu da ziyan etmeyeceğiz. Gemici peksimeti salatasında kullanacağız. O yüzden bu bir adet böyle en lezzetli mevsiminde domatesin kabuklarını soyuyorum. Kabuğumuzu soyduk. Domatesi çeyrek dörde bölüyorum. Şimdi bunların şöyle bıçakla ortasını çıkaracağım. Ve şurasında böyle sulu bir kısım var. Bu sulu kısmı buraya atıyorum. Bütün suyunu en lezzetli yerleri aslında. Bunlar salataya gidiyor. Kalan kısımlarını da küp küp doğrayacağım ufak ufak. Ve bütün hazırlığımı yapmış olacağım. Şimdi ise küçük küplere doğruyorum. Hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi pişirmeye geçeceğim. Ama Aksano Mehmet, sen bize salata yap bugün. Olur evet, mu? Evet. Ben şimdi size süngercilerin en güzel salatalarından birini yapacağım. Pratik ve hızlı bir süngerci salatası takdim edeceğim. Ne şeref, ne şeref bizim için bugün. Şöyle domatesimizi aldık. Kekikler de geldi. Kekiklerimiz geldi. Her şey geldi. Şak kesiyoruz domatesi. Tak. Ben şeyde doğrarım domatesi böyle. Of of of. Öbür türlü küçük domatesi sevmem doğradılar. Bu süngerci usulü. Aldığın zaman bir lokma geçecek ağzına. Bu güzel, muhteşem Anadolu topraklarının barından çıkan pelin gibi böyle Türk mutfağına meraklı, Türk mutfağını, deniz mutfağını bu Anadolu'nun güzel insanlarımıza tanıtması muhteşem bir şey benim için. Böyle bir yerde yer almaktan son derece onur duyduğumu da belirtmek isterim Pelin'ciğim. Mehmet abi çok teşekkür ederiz. Peki ben bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Bu Bodrum'da biz yeteri kadar balık yiyor muyuz acaba? Maalesef yiyemiyoruz. Biz bozkırlı bir milletiz. Denizci bir toplum olamadık. Bakın size bir şey söyleyeyim. Anadolu'da bir laf vardır. Ekmek yediğin sofraya edilmez derler. Yani denizler çok önemli. Bizim besin kaynağımız, protein kaynağımız. Şimdi deniz mahsullerinin bir balık değil, her şeyi çok değerli. İnsan beslenmesi için, insan beyninin gelişebilmesi için. Maalesef dünya standartlarına bugün kişi başına düşen su ürünleri miktarında çok gerilerdeyiz. Dilerim bilerek ve anlayarak bu denizlerimizi ekmek sofrası olarak görelim, gerekli özeni gösterelim ve deniz mahsulüyle beslenelim.
Bak bunun yaşayan bir örneği vardır. Beni 2 senede bir profesyonel ehliyetim olduğu için dalış ehliyeti check-up yaparlar. Dayı derler her şeyi maşallah çok güzel. Ne kolesterol, ne tansiyon, ne şeker kullandığım hiçbir ilaç yok. 10 Ocak 1950 doğumluyum. Çünkü sen her gün balık yiyorsun değil mi? Evet. 15 yaşından bu yana denizlerin altında ve üstünde geziyorum. Deniz mahsulü bir balık değil. Her şey benim için çok önemli. Balık özellikle de çok önemli bir besin kaynağı insan için. Bunu neye borçluyum bugün 71 yaşında bu yaşta maşallah. Hala dalan, hala böyle bu direklere çıkıp kendi boyayan, böyle enerji patlaması yaşayan bir insan olarak neye borçluyum bu sağlığımı biliyor musunuz? Niye borçlusun? Deniz mahsulüne, balık yemeye borçluyum. Balık insan sağlığı için çok önemli. Benim bu güzel ülkemin geleceğini teslim edeceğimiz gençlerimiz bugün eğer doğru beslenme yaparlar da deniz mahsulünü ve balığı çok tüketirlerse alabildiğine inanıyorum ki benim bu güzel ülkem ileride çok güzel yerlere gelecektir. Bu çok önemli. Yaşayan örneğim şimdi şu anda işte canlı bir örnek. Beni gösterebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey. Balık, balık, balık. Balık, balık, balık diyoruz. Üçün eğer kahvaltıda bile balık bulsam yerim. Böyle bir alışkanlığım var. Çok şükür bak 71 yaşında olmama rağmen benim ağzımda bir tane diş noksandıydı. Hep kendi dişlerimdi. Dişlerin güçlü, beynin güçlenmesi, akıllı insanların yetişmesi. Balık, 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 balık yemeliler. Çok teşekkür ediyorum. Valla sizinle birlikte bu bilgileri paylaşıyor olmak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Sağ olun. Çok salatamızı bu arada bir yandan da yapıyoruz. Evet, domates doğradık, soğan doğradık. Biberimizi doğradık. Hadi arabaya bakalım şuradan 2 takoz süngerci pesmeti. 2 takoz süngerci peksimeti geldi. Ha bravo. Islatacak şimdi bunu. Hafif bir ıslatacağız çünkü şey olsun. Hani suyu salatanın suyunu emmesin. Diye çünkü şey yapması daha kolay olsun. Şeyden hafif alsın suyu içine. Şunu da ıslatalım. Evet, evet. Biz de bu arada felince bak. Ocağımızı da yaktık. Peksimetlerimizi doğruyoruz içine. Ben zeytin de getirdim. Aa zeytin de koyacağız. Bodrum kırma zeytini. Ondan kekik koyacağız. Bir de balık kokoreç yanına çeyrek of, ekmek arasında. Of of değme keyfimize. Hop. Biraz da zeytin koyuyoruz içine. Koy hepsini ya. Yeriz biz. Evet be. Koy. Bunu da koydum. Taze kekiklerimizi atalım şöyle içine. Şıkır şıkır sıyıralım. Bu muhteşem toprakların bize verdiği büyük nimetlerdendir bu kekiğimizde. Kekiklerimizi de koyduk. Taze kekiklerimizi salatamızın içine. Şimdi olmazsa olmazı çok güzel bir zeytinyağı. Tabii kaliteli bir zeytinyağı. Buyurun efendim. Evet, zeytinyağımızı da ekledik. Evet, ondan sonra salatamızı hazırladık. Şimdi de şöyle pelinimizin ayırdığı şu domatesin onları da döktük içine. Şu an salatamız yemeğe hazır. Afiyet olsun. Herkese. Afiyet olsun. O zaman balık kokoreçe geçiyorum. Evet efendim. İzniniz olur mu? Buyurun lütfen. Tamam efendim. Ben de zeytinyağı alıyorum. Ve önce biraz zeytinyağı döküyorum. Evet. Evet. Şimdi önce soğanla başlayacağım. Soğanları pişiriyoruz. Arkasından doğradığımız biberleri ekleyeceğim. Balık yemeyenler, baharatla balık sevenler için özel bir tarif bu. Evet. Biz de bugün teknedeyiz. Teknede böyle daha kolay, daha pratik bir şey yapalım dedik. O yüzden bu tarifi seçtik. Soğanlar birazcık öldü. Şimdi biberleri ekliyorum. Hem yeşil hem kırmızı biber. Bunları da biraz döndürüyorum burada. Şimdi önce kalamar ekleyeceğim. Balıklar koyar koymaz pişecek. Sadece kalamar biraz daha evet. Önceden pişse daha iyi olur. Baharatların hepsini en son ekleyeceğim. Önceden eklerseniz yanıyor. Tatları da acılaşıyor. Çok haklısınız. Değil mi? Çok haklısınız. Ama biraz tuz ekleyebiliriz sanki. Tabii ki. Çekme tuz alalım orada. Evet. Taka taka tak. Gel kokoreç, balık kokoreç. Kokoreç, balık kokoreç. Kalamarı da ekledik. Onları da kavurduk. Birazcık sulandı. Şu suyun biraz uçmasını bekliyorum. Yüksek ateşte. Bu su biraz uçunca
İçine balıklarımızı ekleyeceğiz. Kalamarların bıraktığı su çekildi, uçtu. Şimdi sırada balıkları atmak var. Bunları da ekliyorum içine. Bundan sonrası domates ve baharatlar. Sonra da ekmekleri, çeyrek yapacağız. Şimdi domatesleri eklemenin sırası. Domatesleri de ekliyorum. Ve baharatlar. Kimyon. Kırmızı toz biber. Acı istiyorsanız acı biber. Ve kuru kekik. Oh, 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 oh. Oluyor mu? Oh, oh, muhteşem. Biraz daha muhteşem, tuz dökeceğim şöyle. Çok ekme, demin fazla ekli tuz da olabilir. Şimdi karıştırıyoruz. Çeyrekleri getiriyoruz. Oh. Bu balık kokoreçi. Aman yarabbim. Ekmek arasında yiyoruz. Yemeğimiz hazır oldu. Söyleyecek bir şeyin var mı? Var. Şimdi bu Bodrum'da ve benim güzel ülkemde deniz kültürünü yerleştirip deniz kültürünü bizlere armağan eden, asırlardır usta çırak ilişkisi öğretisiyle süregelen Kuzey Afrika kıyılarından Çanakkale'ye, Ege ve Akdeniz kıyılarında yüzlerce isimsiz mezarlar bırakan tüm zamanların sünger avcılarının anısına güzel ülkemin ve yeryüzünün sevgi dolu yüreklerine Ege'nin, Bodrum'un maviliklerinden kucaklar dolusu selam olsun efendim. Selam olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok güzel oldu Bevan. Çok teşekkür ya, ederiz bizim ya. Bizim işimiz sevgiyle. Bundan gayrı ben o yâre küskünüm, yıktı hatırımı. Barışmam gayrı, kızılırmak gibi gibi çanlayı baksa, el vurup yâremi.